Türk Ocakları Elazığ şubesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılında unutulan bir Cumhuriyet şehidi öğretmen Mehmet Sıtkı Dündarab konulu konferans gerçekleştirildi. Türk Ocakları Elazığ Şubesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Profesör Doktor Orhan Kılıç'ın konuşmacı olduğu Unutulan Bir Cumhuriyet Şehidi, öğretmen Mehmet Zeki Dündaralp konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Elazığ Şube Başkanı Doçent Doktor Yavuz Aykır, Mehmet Zeki'nin günümüzdeki ülkücüler gibi davrandığını ve Cumhuriyeti canı pahasına savunduğunu söyleyerek devlete ve millete başkaldırıda bulunan herkesin hain olduğunu ifade etti. Mehmet Zeki Türk milliyetçisiydi. <laughs> Mehmet Zeki Ömer Seyfettin bahsettiği bir ülkücüydü. Günümüzdeki ülkücüler gibi davranmıştı Mehmet Zeki ve gere gereğini yapmıştı. <laughs> Mehmet Zeki Herkesin sustuğu, herkesin sindiği bir zamanda Türk milleti için, Türk devleti için, yeni kurulan cumhuriyet için tavrını çok net bir şekilde göstermişti. Bizim için milletin devlete karşı olan herkes, ona karşı si silahlı mücadelede bulunan herkes bizim için haindir. Bu şey Sait içinde böyledir. Bu Seyit Rıza içinde böyledir. Bu Abdullah Öcalan için de böyledir. Bu Fethullah Gülen için de böyledir. Bunun aması, fakatı, lakini yoktur. Yok Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet kurulmuş rejimle ilgili tartışması varmış. Yok Atatürk'le problemi varmış. Yok dini gerekçeleri varmış. Yok bilmem neyi varmış. Hiçbirini kabul etmiyoruz. Devlete silah kaldıran, devlete isyan eden... Bizim için haindir. Eğer bunu net bir şekilde burada konuşamazsak yarın başka gerekçelerle karşımıza bu tür insanlar çıkacak. Profesör Doktor Orhan Kılıç davetlilere öğretmen Mehmet Zeki Dündar Alp'in hayatı ve yaşanan elim olayın ayrıntıları ile ilgili bilgi verdi. Mustafa Kemal Atatürk'e ve Dahiliye Vekaleti'ne birlikte yazıyor yani İçişleri Bakanlığı'na. Diyor ki Kürtçülük propagandası ve esrarı hakkında mahalli hükümetçe ifademin alınmasına irade buyurulmuştur. Yerel ben yerelde ifade vermeyeyim diyor. Beni lütfen diyor sağ salim Ankara'ya bir şekilde ulaştırın. Ben ifademi size vereceğim diyor. Ve onun farkında benim ve aile efradımın hayatı tehlike altındadır. İfade vermekten çekinmekte ve sakınmaktayım.